Ramazan güzeldir. Iskalanmaması, tadına varılması gereken çok özel bir dönemdir. Ramazan, sıcak pide kuyruğundaki sabırsız bekleyiştir. Katya! Gün batımına Katya! Yakın, buyurun. Hocaya bağlanıyoruz. Hadi. Kokular, tertemiz masanın üzerinde hurma tabağı, beklediğin ezandır. Ah, değil mi? Bir ortaklık duygusudur Ramazan. Yalnız, yapayalnız olmadığının duygusudur. Hep birlikteliktir. Acıya, sıkıntıya beraber katlanma, ödülünü de beraber paylaşmadır. Bir arınma, bir bağışlanma ayıdır Ramazan. Çevrende onca gönüllü aç kalmış insan varken, sizinleyim, ben de yemiyorum, dur. Bağışlanma ayıdır. Değil mi? Kalplerini temizlemek isteyenlere. İyi dileklerdir Ramazan. Arkasından gelen bayram, öpülen eller, açılmış kollar, belki bir daha asla olamayacak sımsıkı kucaklaşmalardır. Yüzyıllardır süre gelen bir paylaşma dönemini ıskalamayın. Tadına varın. Tadına varalım. Ramazan'a dair tüm güzellikler şehrin en çok dinlenen radyosunda, Türkiye'nin en rahatsız programında Ramazan boyunca sizlerle. Evet sevgili dostlarımız, şehrin en çok dinlenen radyosunda tarihler 1 Mayıs 2020 Cuma gününü gösterirken, Ramazan'ın da 8. gününü yaşamış olduğumuz bu güzel günde sevgili Hafız Mahmut Eroğlu'na İstanbul merkeze bağlanma zamanı. Şimdi şu açıklamayı da kendi üzerime bir vazife olarak görmek gerekiyor. Çünkü yani bilmiyorum hani sevgili dostlarımız, şehrin en çok dinlenen radyosunda Ramazan geldi. Biz de kendimize çeki düzen verdik. Evet hani şimdi Fox TV'de yılın 365 günü Ramazan ayı hariç her türlü s**leri yapıyor. Biz de onlar gibi yani programımızı... Ay tövbeler olsun. Neyse, Hafız Mahmut Eroğlu'na bağlanıyoruz sevgili dostlarımız. İstanbul merkeze bir Ramazan klasiğidir, bir Cuma klasiğidir. Büyük ilim adamı bana göre sevgili Hafız Mahmut Eroğlu. Alo hocam. Buyurun efendim, buyurun efendim. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar olsun hocam. Aleykümselam, hayırlı cumalar, hayırlı ramazanlar efendim. İşçisin sen, işçi kal, işçisin sen, işçi kal. Öbürün olsun. Hocam 1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun bu arada. Kutlu olsun, bütün emekçi kardeşlerimizin hakkını inşallah teri kurumadan iş insanları verirler. Öyle diyorsun. Bu şekilde asıl mutluluğu işçiler o zaman yaşar, yoksa... Lafla işçiler mutlu olmuyor yani. Vallahi hocam ne zaman işçi bayramı olsa ben hep çalışıyorumdur. Onu sana söyleyeyim olsun. O kadar yani. Ya çalışmak her zaman için şarttır. Çalışmak güzeldir. Çalışalım fakat çalıştığımızın karşılığını alalım inşallah. Elhamdülillah hocam yani yetiyor bize. Ben işçiyken de hak ettiğimi alıyordum. Vermeyeni de zaten ben tekmeyi koyuyordum. Yani hiç acımam yoktu benim. Öyle diyorum da iki sefer kovuldum yalnız. Zenzen diye bir marka vardı, kulakları çınlasın sevgili İbrahim Bey. Beni iki sefer kovmuştu. Ama hocam Allah razı olsun. Hani bu kovuşlar yani her şerde bir hayır vardır lafını ben bizzat yaşayanlardanım. Beni kovmuş olduğu ilde bugün Allah'a çok şükür önümde düğme ilikletiyorum. Ve iki tane mağazam var. Allah bin bereket versin, seninle tanışma şerefine nail olduk. Yani hakikaten bu güzellikleri de yaşıyoruz. Allah o aileden de razı olsun. Yani ekmeklerini Eyvallah. Yedik zamanında. Yani ben Rabbim. Mesela bazen söylüyorum. Ya diyor beni kovdunuz. Ya Allah aşkına diyor şunu kovduk deme diyor. Yol ayrımı yaptık. İşten ayrıldık falan muhabbeti diyelim diyor. Hani olmadı yollarımızı ayırdık. Ama kovuldum diyorum. Ya şimdi, tabii işin latife tarafı tabii yani. Yo latife değil hocam. Vallahi kovuldum. Ama demek ki yumuşak bir kovma olmuş, sert bir kovma olmamış. Sert bir kovma olsa gitmezsin onların yanına. Demek ki bir tatlılık var aranızda. Hocam şöyle bir şey. Ya ben biraz yüz astarım yok, öyle diyeyim. Çünkü şöyle öyle bir şey hocam, olaya Pollyanna gibi bakıyorum. Çünkü kovulmuş olduğum ildeki açığı fark edip 2 veya 3 sene sonra geliyorum bu ile ve ben bu esnaflığımı, bu programcılığımı hepsini bir çatı altında toplayıp burada ve Allah'a çok şükür. Yani ya çok şükür ya elhamdülillah o kadar. Daha fazla Rabbim da nazara getirmeyelim kendimizi. Rabbim helalinden bol kazanç versin, ağzımızın tadını bozmasın. Bana ayrılan süre bitmeden ben hazır cuma günündeyken evet dostlarımız hocam. Radyo başında bizi dinlerken bugün inşallah dün işlediğimiz konuyu bugün devam ederek
Evet hocam. Dostlarımızı bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye devam edelim. Dün gerçi bunlar bilinen konular. Yaşlı dinleyenlerimiz, yani orucu tutamayan ve evet. Oraya kalmıştık hocam. Özür dilerim. Yani devam edecek olursak, yaşlılıkta oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler oruç tutmazlar, yerine fidye verirler. Evet. Bu Bakara suresi 184. ayette bu şekilde ayetinde bu şekilde olup da oruca güç yetiremeyenlerin oruç tutmayı fidye vermeleri gerektiği hükme bağlanmıştır. Hocam yalnız bu şeye dönmesin. Camilerde sandalye üzerinde oturanların sayısının artması gibi işte oruç olmaz. Tutmuyorum ama fidyemi veriyorum. Olmaz. Şimdi yaşlı olan kimse oruç tutamayacak kadar yaşlı. Yani takattan düşmüş. Evet. Günde su içmezse, besin almazsa yıkılacak şekilde yaşlı olanlar. Ama yaş 80 turp gibiyse bu tutacak. Yaş 90 dirençli ise, vücut fiziki olarak güçlüyse bu tutacak. Yani burada oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler. Yine burada bir uzman doktordan fetva alınabilir. Yani sağlık uzman problemleri çerçevesinde yapacak bir hareket. Evet. Burada iyileşme umudu olmayan hastalar da aynı hükme tabidir. Yani bir hasta iyileşme umudu yok, iyileşip de oruç tutma umudu yok. Bu da fidye vererek borcunu düşürebilir. Yoksa benim karnım ağrıyor, mide ülserim tuttu, şu oldu, bu oldu gibi fuzuli bahanelerle fidye vererek kişi kendini oruç borcundan kurtaramaz. Bunu da özellikle vurgulamamız lazım. Peki, oruç yerine fidye verilmesi, fidye ne demektir? Fidye ifadesini kullanıyoruz. Evet hocam. Fidye nedir? Bunu kısaca arz etmek istiyorum. Oruçla ilgili olan fidye, dini bir terim olarak bazı ibadetlerin eda edilmemesi ya da edası sırasında bir takım kusurların işlenmesi halinde ödenen dini mali yükümlülüktür. İbadetlerle ilgili fidye oruç ve haçta söz konusudur. Evet. İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse daha sonra kaza etmesi mümkün olmadığında oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye öder. Bu durumdaki bir kimsenin fidye ödemesi vaciptir. Kur'an-ı Kerim'de 184, az önce de bu ayete işaret ettik. Oruç tutmayı güç yetiremeyenler bir fakir doyumu kadar fidye öder. Bakara 184'te Rabbimiz buyurur. Bu ayetten hareketle fidye miktarının bir kişiyi bir gün için doyuracak yiyecek olarak anlaşılmıştır. Bu konuyu biraz daha, yarım dakika daha uzatmak istiyorum. Yaşlılıktan ötürü oruç tutmaya gücü yetmeyen kişi her gün için bir sadaka-i fıtır miktarı fidye verir. Buna da imkanı yoksa, yani artık ekonomik durumu da çok zayıfsa, o zaman Allah'tan af diler. Fakat böyle bir kişi kısa günlerde rahatlıkla oruç tutabilme imkanına ulaşırsa, tutamadığı oruçları o günlerde kaza etmesi gerekir. Zira Ramazan ayında oruç tutmaya gücü yetmeyen kimseler ile iyileşme ümidi bulunmayan hastalar ileride oruç tutabilecek duruma gelirlerse tutamadıkları oruçları kaza etmeleri gerekir. Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz. O verdiği fidyeler de sadaka yerine geçmiş olur. Bunu, fidye konusunu arz ettikten sonra miktarı ne kadardır? Bunu kim belirler? Fidye miktarı bir sadakayı fıtır miktarıdır. Fidye miktarı fitre miktarı da aynıdır. Fidye ve fitre miktarını Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Peygamber Efendimizin öğrettiği ve gösterdiği şekilde hesaplar, kitaplar ve bizim önümüze sunar. Bu sene 27 liradır. 27 liradır. Evet. Yani kişi başı fitre 27 lira, yaşlılıktan, hastalıktan, mazeretten dolayı, yani oruç tutamayacak durumda olan ve hiçbir zaman iyileşemeyecek oruç tutamayacak kardeşlerimiz yine bu 27 lira fidye miktarını verecek bir fakir kardeşimize. Evet. Peki bu fidyeyi de arz ettikten sonra hep konuşuyoruz, soruluyor bize çok. Tabii biz şimdi sosyal medya hesaplarımızdan yaklaşık 6 yıldan bu tarafa Rahatsız Show'da, Türkiye'nin Rahatsız programında birçok bölgeden bize sorular geliyor. Bu oruca niyet konusu da hep sorulan sorulardan. Evet hocam, evet. Bunu arz etmek istiyorum. İbadetlerde niyet önemlidir. Asıl olan
lafzi niyetten çok kalbe niyet etmektir. Bu bakımdan oruca niyet etmek insanın oruç tutmanın bilincinde olması anlamına gelmektedir. Bakınız, sahura kalkmak oruç için fiili bir niyettir. Gece sahura kalkıyor mu kişi? Niye evet, kalkıyoruz? Hocam. Oruç için. Bu bir niyettir. Kişi sahura kalkmamış olsa bile sabah bu bilinç içinde ise yine niyetli sayılır. Yani sahura kalkmadı. Ama akşamdan yattı, yarın oruç tutacak. Sabah kalktı. O da niyettir. Oruç için niyetin vakti akşam namazının vaktinin girmesiyle başlar. Biz zaten iftarımızı açarken ertesi günkü oruca da niyet ediyoruz. Evet. Ramazan günü belirlenmiş adak ve nafile oruçlarda niyet öğle namazına yaklaşık bir saat kalana kadar devam eder. Bunların dışındaki kefaret kaza günü belirlenmemiş adak oruçlarında ise imsaktan önce niyet edilmesi gerekir. Bunu da bu şekilde arz etmiş olalım. Ya hocam, sabah namazını zaten hani sahurdan sonra sabah namazını kılarken ve namazın bitiminde yapmış olduğumuz duada Allah'ım ya Rabbim bugün senin için tutacağım orucumu bozacak her türlü kötülükleri benim ve tüm inananlardan uzak eyle dediğimiz zaman zaten o da niyetin bir tarafı oluyor değil mi hocam? Tabii. Çünkü ben tabii öyle işte gidiyorum. Az önce de bahsettiğimiz gibi yani burada önemli olan niyette düşüncedir. Kalbi olan işler önemlidir. Evet. Yani bir namaza giderken ikindi namazına gidiyoruz. Evet. Ondan hareket ettiğimiz zaman ikindi namazı için abdest alıyoruz. Ama ikindi namazı için abdest aldık. İlk sünneti kafamıza planlamış, ikinci farzı. Kafamıza zaten planlayarak niyetimizi almış oluyoruz. Bu şekilde niyet daha çok yani zihnimizde yaptığımız zaman da güzeldir ama dilimizde yapmak da işin daha iyi yönüdür. Peki evet hocam. Orucun zamanı? Evet. Kendini tutmak. Engellemek, el çekme, geri durma anlamına gelen imsak dini bir kavram olarak tan yerin ağarmasından, fecr-i sadık, güneş batıncaya kadar yemeden, içmeden, cinsi münasebette ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak demektir. Yani hocam, yani ezan okunmaya başlandığında suyu hemen içelim tabii, mi? Tabii, ezan okunmaya başlandığı anda artık imsak girmiştir. Orucu yeme işini bırakmamız lazım. Ama şunu hocalarımız yapıyor, Diyanet takvimi de bunu yapıyor. Orada 3-4 dakika bir öncelik yaparak bir opsiyon payı bırakıyorlar. Yani kardeşlerimiz mesela ezan başladı, elinde su o bardağı içsin, mahsuru olmaz bunun. Evet. Ama ona da bırakmamak lazım. Kafamızın rahat olması açısından ezanla birlikte bizim yeme içmeyi kesmemiz lazım. Eğer böyle olmazsa 10 tane minare var. 10 hocamızın onu da aynı dakikada, aynı saniyede başlamıyor. Kimisi 5 saniye önce, 5 saniye sonra başlıyor. Şimdi burada işte bu opsiyon mutlaka vardır. Ama evet. Biz 3-5 dakika kalana kadar hiç işi riske atmadan orucumuza niyetlenip ağzımızı artık kapatalım. Bir daha iftar vaktine kadar. Peki. Hocam, İşte oruç, evet. Oruç yasaklarının başladığı fecr-i sadık yani tan yerinin ağrımaya başlaması imsak vaktidir. Bununla yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur. Bu vakit aynı zamanda işte az önce bahsettiğimiz gibi sahurun sona erip orucun başladığı vakittir. Oruç yasaklarının sona erdiği güneşin batma vaktine ise iftar vakti denir. Akşam ezanıyla birliktedir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti girmiş olur. Gündüz ve gecenin tam olarak teşekkür etmediği yerlerde İmsak ve iftar vakitleri takdirle belirlenir. Kutuplarda adam. Evet. Ben bilmiyor neyin ne olduğunu. Orada da en yakın bölgedeki saatlere itibar ederek, o saatleri takdir ederek kişiler imsaklarını ve iftarlarını yapmış zaten olacaklar. Zaten şu an bizi kutuplardan dinlemiyorlar hocam. Bence burası boş. Ya tabii biz şu anda dinlemiyor ama bir kardeşimiz, biz bak şimdi artık Türkiye Cumhuriyeti kutuplarda bir sürü tesis kurmaya başladı. Araştırmacı hocalarımız gidiyor. Hocalarımızdan biri dinler, orada gidip bunu uygular. İnşallah hocam. Yani şaka maka bir yana vallahi ben kendi yayınımı Amerika Birleşik Devletleri'nde dinlenirken gördüm. Gurur evet. Verdi bu bana. Şimdi hocam... Evet. Buyurun. Lütfen. Çünkü niye dediniz? Ben sizi kestim. Özür dilerim. Çünkü niye 6 senedir konular işleniyor. Yolu İstanbul'a düşüp, yolu Türkiye'ye düşüp, yolu bölgemize düşen kardeşlerimiz
bunu zihinlerine alıyor. Gittiği zaman internetten artık ulaşmak çok rahat. O açıdan dinleniyor çünkü Metin Barman Bey'in çenesi dinlenmeyecek bir çene değil yani. Ay hocam benim. Finali güzel oldu. Peki hocam şey söyleyeceğim. Peki iftar saatinde ezan hani hoca Allahu Ekber dediği an hemen suyu alıp of aman bu saate kadar aç kaldım hemen suyu lüp biter mi yoksa ezanın bitmesini beklemek mi gerekiyor? Yok ezanın bitmesine gerek yok. Ezan-ı Muhammedi başladığı zaman kişi ilk başta itimat yok kontrol var adımlarını atacak. Camideki minareye güvenmeyecek. Güvenecek ama ilk başta kendi saatine, kendi telefonuna bakacak. Camideki ezanla birlikte iş uyuşuyorsa tamam. Orada yine duasını yaparak besmelesini çekip Rabbimize hamdini, şükrünü yapıp ifade ettikten sonra güzel orucunu açacak. İlla sonra beklemesine gerek yok. Peki sevgili dostlarımız bu güzel muhabbeti programımızın ikinci bölümünde bir kez daha yayınlayacağız ve hocamızla bir kez daha bu konu, bağlanacağız. Evet hocam bu pardon. Konu yarın dostlarımız şu konu sorulara cevap bulacaklar. Pazartesi hocam. Yani evet bundan evet. Sonraki programda bayram günü oruç tutulabilir mi? Cuma günü oruç tutulabilir mi? Az önce sorduğun soruyu bir daha cevaplayalım. Sahurda ezan bitene kadar yemek yenilebilir mi? Tamamdır. Akşamleyin yatmadan önce yemek yiyip oruç tutmaya niyet eden kişi gece uyandığında henüz imsak vakti girmeden yemek yiyip su içebilir mi? Bu tip sorulara cevap bulmaya devam edeceğiz. Notlarınızı alın hocam çünkü kafamda benim 1000 tane tilki var aklıma gelmez. Olsun. İnşallah. Değerli dostlarımızdan istirhamımız bizi izlemeye devam edin. Peki sevgili dostlarımız programımızın ikinci bölümünde İstanbul merkezden sevgili bilim için hocaların hocası sevgili Hafız Mahmut Eroğlu bizlerle beraber olacak. Bizleri biraz güldürürken biraz da düşündüren bir formatta ki aslında güldürmeyi biz Ramazan boyunca dedim ya daha hocaya hocam size bağlamadan önce ben de kendimi Fox TV gibi gördüm. Hani Ramazan ayı hariç bütün şeyleri yapıyorlar. Ramazan'a gelince senden benden daha fazla Müslüman. Ben de şu an o moddayım. Tövbeler olsun. Vallahi hocam Ramazan bitse de Bulgaristan'a bir an evvel Svilingrad'a gitsek ya. Tövbeler olsun. Artık bu saatten sonra hayat bitiyor. O tip Bulgaristan işleri artık yok. Burada çalışıp güzellikleri cennette yaşayacağız inşallah. İnşallah hocam. Ama daha güzellikleri. Hocam cennette slot oyunlar olur mu sence? Olsun. Tövbe yarabbi. Cenneti kazandıktan sonra orada hiçbir manilik yok. Yeter ki cenneti burada kazanalım. Ve geldik güzel bir beraberliğin sonuna sevgili dostlarımız. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın da kutlanmış olduğu yepyeni bir ayın inşallah üzerimizde var olan, ülkemizde var olan, dünyada var olan koronavirüsünün de sona ereceği güzel bir ay olacağını hayal ve ümit ederek ve de Yüce Allah'tan niyaz ederek ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Günün duasıyla büyük ilim adamı ve sevgili hocam Hafız Mahmut Eroğlu ile sizleri baş başa bırakıyorum. Pazartesi aynı mikrofonda, aynı stüdyoda tekrar sizlerle görüşmeyi hayal ederek Allah'a emanet olun, aşk ve sağlıcakla. Allah'a ısmarladık Türkiye'm diyorum. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ben de Peygamber Efendimiz'in iltifatına mazhar olan Aziz İstanbul'dan, İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan, İstanbul'un manevi fatihi Eyüp Sultan Hazretleri'nin beldesinden bütün kardeşlerimizi amin demeye davet ediyorum. Amin hocam. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya ilahel alemin ve ya rahmen rahimin. Ya Rabbi senin rızan için orucumuzu tutuyoruz. Ya Rabbi sana inanıyoruz, sana güveniyoruz. Senin verdiğin helal rızıklarla oruçlarımızı açıyoruz. Oruçlarımızı, ibadetlerimizi, namazlarımızı, hayır hasenatlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'i her türlü sıkıntıdan kurtuluşumuza ve affımıza vesile eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Biz aciz kullarını sensiz, sahipsiz, kimsesiz ve çaresiz bırakma ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Devletimizi, milletimizi, İslam ümmetini ve tüm insanlığı bu salgın hastalıktan kurtar ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, sen alemlerin Rabbisin. Her zorluğu gideren sensin. Bütün hayırlar sendendir. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlu kardeşlerimize en kısa zamanda edalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bu virüs ve salgın hastalık sebebiyle vefat eden kardeşlerimize ve tüm geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin.
Ya ilahel alemin. Ramazan'da edindiğimiz güzellikleri Ramazan'dan sonraya taşımayı da bizlere muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, başta sağlık görevlerimiz olmak üzere devletimizin bekası, milletimizin selameti, milletimizin sıhhat ve selameti için çalışan bütün kardeşlerimize kolaylıklar nasip eyle ya Rabbi. Bizi, memleketimizi, milletimizi, bütün İslam, Bilad-ı İslamiye'yi, bütün kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Bayanlar beyler, rahatsız şu an. Bitti. Bitti. Yeni bir günde yine aynı saatte buradayız. Esen kalın. Artık pazartesi. Woohoo! Pazartesi mi? Artık pazartesileri aşkım. Pazartesi. Pazartesi mi sevgilim? Pazartesi kırdırdık. Allah'ım, pazartesi. Rahatsız.